olmasınlar, geri dönüş olmasınlar diye çukura yapıldığından bahsediliyor. Aynı zamanda bakın buranın eğimi daha az, kayfası daha dik durumda sebebi buradan hayvanların daha rahat aşağı inip şuradaki yalaktan suların geçmesi. Cumbalar. Ama güzel iyiyiz, gelmiyoruz. Sevgi köşe olsaydı ne olurdu? At arabası, öküz arabası olmaman için söylüyorum. Daha rahat dönemezdi. Daha rahat dönebilmeleri için bu şekilde köşeler yapılmış. Kapı sokmağı bulunurdu. Bir tanesi kalın, bir tanesi ince. Kalın olan erkekler için. Bir erkek geldiyse kalın kapı tokmağını çalar, içeriden bir erkek kapıyı açardı. Bir bayan geldiyse ya da ev ahalisinden birisi ise ince kapı tokmağını çalar, o zaman da içeriden bir bayan kapıyı açardı. Böyle bir arada fark vardı. Kapı tokmaklar iki değilse şakşak dediğimiz şu şekilde demirler vardı, onlar da çalınabiliyordu. Fakat bunlar farklı bir amaçla daha kullanılıyor. Ne? Buraya evden çıkan kadın ip bağlıyor. Zincir değil, zincir şimdi oldu, ip bağlıyor. İpi sıkı bağladıysa uzaktayım anlamında. Ama şifreliler. İpi gevşek bağladıysa, gevşek bir ip bağladıysa bunun da anlamı yakın komşudayım anlamında. Hatta bağcığı hangi tarafa yaptıysa o taraftaki yakın komşudayım anlamında bir nevi konum gönderilermiş, konum atmalarmış diyebiliriz. Yani en azından bir şifreleme yöntemiyle karşıdakine bilgi veriyor. Ha siz de geldiniz. Kapıda ip var, ne yapacaksınız? Geldiğinizi haber vermeniz lazım. Yerden bir taş ya da herhangi bir malzeme. O ipe sararsınız, o ipe bağlarsınız. O da geri der kendisi gelmişler. Sonra siz dersiniz ki ben gelmiştim diye. Haber. Yani bir nevi haberleşme sistemini ona göre düzenlemişler.